Son Mühür ekranlarında gün başlıyor. Kaldığı yerden devam ediyor. İzmir Otobüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı bizimle birlikte stüdyomuzda. Merhaba, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hayırlı sabahlar efendim. Teşekkür ediyorum. Bir taraftan seçim yaklaşıyor. Onunla ilgili konuşacaklarımız var. Bir taraftan da gündemin elbette ki sıcak başlıkları var. Özellikle döviz kurlarındaki hareketlilik, ardına gelen zamlar, etiketler, yeni uygulamalarla niye etiketler düşmüyor tartışmaları. Ekonomi en önemli gündem maddesi. Aslında hepimizin, servisçi esnafının da keza aynı şekilde. Neler yaşanıyor bu kur dalgalanmalarında? Esnaf neler yaşıyor? Vallahi kur, daha önce de söylediğim gibi pandemi sürecinde en çok etkilenen esnaf servisçi esnafıydı. Hepimizin malum bildiği gibi 20 ay araçlarımız kontak çevirmemiştik. Arabaların altında ot bitmişti. Şimdi diğer okullar açıldıktan sonra seviniyorduk. Arkadan böyle bir olay ekonomide, dövizdeki, kurdaki bir takım dalgalanmalar ortaya çıktı. Şimdi bütün ekonominin diğer paydaşlarına baktığınız zaman tüm hepsinde gelen o fiyat yansımaları, kurdaki artışlar hemen etiketlere arka arkaya yansıdı. Evet. Ama biz ücretlerimizi arttıramadık. Ve o günden bugüne kadar biz cebimizden akaryakıt farkını hiçbir ücret, zam talep etmeksizin bu ücreti cebimizden karşılıyoruz. Farkı cebine. Yani dolayısıyla nasıl o pandeminin ilk başladığı sürede 20 ay arabaları çalışmayan, evin önünde yatan, işsiz boştaki esnafın aynı şekilde gene ekonomiden en fazla zarar gören kesim. Hı hı. Dolayısıyla devletten diyoruz ki bu konuda bizim esnafımıza bir can suyu, bir faizsiz kredi lazım. Çünkü eğer bu mesela 7 yıl vadeli, 2 yıl ödemesiz, 5 yıl faizi, 5 yıl geri kalan 5 yılda faizsiz şekilde ödeme olursa belki esnaf tekrar toparlanabilir. Şimdi kurları hemen yansıttılar. Biz arttıramadık. Bir de bize taşeron olarak çalışan arkadaşlarımız var. Bunu fırsat bilen bir takım da şeyler var, kurumlar var. İşe alıyorlar 10 liraya, veriyorlar 5 liraya. Yani esnaf burada kan ağlıyor. Yani en azından bir nispeten bu fiyat mazot farkının verilmesini bekliyoruz. Verenler var ama vermeyenler çoğunlukta. Dolayısıyla bu konuda da çok büyük mağdur ediyoruz. Gelelim okul taşıt fiyatlarına. Bunları defalarca söylüyoruz ama yasa mevzuat diyor ki işte ikinci sömestre yılda en fazla iki defa fiyat artışı olur. Bu konuda da ben belediyemize, UKAME'deki yetkililere de teşekkür ediyorum. Anlayış gösteriyorlar ve hemen toplandık. Bir iki toplantı yaptık. Hatta 3-4 toplantı yaptık. Bu toplantılarda da kalkıp da esnafın durumunu ve olması gerekenleri anlattık. Yaptığımız ikili görüşmeler çok olumlu geçti. İkinci sömestreden sonra, yani 2001-2002 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine itibaren fiyatlar yansıtılacak. Şimdi ekonominin diğer yerinden baktığımız zaman temel ihtiyaç yalnız akaryakıtla bitmiyor. İnanın geçen gün aracım arıza yaptı. Bir debriyaj tamir takımı aldım. Daha önce 3.500-4.000 lira civarında olan debriyaj tamir takımı 15.000 lira. Ya. Yani bu 4 katın üzerinde. Araç fiyatları yaklaşık 1 milyon lira. Yani daha önce 200.000 lira civarında olan arabalar şu anda 560-580-600.000 lira civarında. Yani 3 kat arttı, 4 kat arttı araç fiyatları. Yedek parça 3 kat, 4 kat arttı. Akaryakıtı saymıyoruz. Yani akaryakıtı tek yandan bakmak yani bir yerde yani boş muhabbet gibi bir şey. Hı hı. Bunun yanında aracın bakımları var, yağ var, filtre var, rutin bakımlarımız var. Dolayısıyla büyük çıkmazdayız. İşte bu sebepten diyoruz ki hem araçlarımızın belki de yenileme şansımız da kalmadı. Bu fiyatlar çıktı. Tabii. Yani toplum normalde de halk arasında deniyor ya, alan alabiliyor. Füzeyle çıktı, paraşütle iniyor. Evet. Ve inmiyor da, yani ben indiğini de görmedim daha bugüne kadar. Bu konuda da ben hatta kendi kendime kızıyorum. Yani çok basit bunların kontrolünü yapmak. Yani böyle televizyonda gülüyorum, işte müfettişler çıkıyor, böyle yetkililer çıkıyor. Bunun gerek yok bunlara. Bunlarla zaman kaybetmeye gerek yok. Şimdi Türkiye'de gerek marketlerde gerek bizim alışveriş yerlerinde bu araçların zaten kayıt dışında olan bir malzeme değil ki yedek parça. Hı hı. Bunun yurt içine girişi var. Esnafa satışı var. Yetkili servislerde o eski tarihlerdeki şeyleri var, fiyatları var. Hatta eğer onlar fiyat vermiyorsa bu vergi kayıtlarından kesilen faturalardan bunun kaç paraya satıldığının ispatını resmi makamlardan da resmi belgelerden ispat edebilme şansı var. Şimdiki rakamlara baktığınız zaman gerek yok. Nasıl veya trafiklerde nasıl fare müfettişler var?
herkes vatandaş olarak üstüne düşen görevi yapsa, bu fare müfettişlerle bildirse bu olay da çözülür. Çözülecek. Yani diğer bir yandan baktığınız zaman bir de fırsatçılar var. Yani yıllardır böyle aç bir şekilde bekliyor ve bunu fırsat bilip üstümüze yüklendiler. Aşırı şekilde yani bunun bir kur artışına falan bir yani çarpanlar yapsanız, bir parametre yapsanız bunun izahı da mümkün değil. Yani orada %60, %70 kur artışı olmuşsa o yüksek rakamlardayken veyahut da %100 olmuşsa rakam %300, 3 kat artmış. Hı hı. Ya bunun izahı yok. İzah etmek de mümkün değil. Dolayısıyla bu konuda yani en mağdur esnaf, ben servisçi esnafı diyorum. İnşallah bu 2001-2002 2022 eğitim öğretim yılında ikinci dönemde fiyat artışında gerekli yaptığımız müracaatlar değerlendirilir. Ve inşallah bu zamı da alacağız. Verecekler belediyedeki ve diğer bu kuruldaki yetkililerle yaptığımız görüşmede hemfikir olduk. Bir sorun çıkmadı. Esnaf bir nebze olsun rahatlayacak. Diğer yönden de yani kazasıyla, belasıyla, cezasıyla alın teriyle de bu işi yapan esnafın sırtından bir takım kan emiciler var. Bunlar da artık biraz yani ölüm de var diyeyim bunlara. Yani bu dünyanın öbür tarafı var. Yani nasıl deriz ya halk arasında, dünya ahiretin tarlasıdır. Hı hı. Yani sonuçta yani bunları da düşünmek lazım. Kul hakkına girmemek lazım. Esnafın hakkını da esnafa. Yani yiğidin hakkı yiğide denir ya. Esnafın da hakkını esnafa vermek lazım. Burada bir iyileştirmeye muhakkak gitmeleri bence gerekir diye düşünüyorum. Yani bugünlerin yarınları da var. Bunu da kimse unutmasın. Dolayısıyla hakikaten çok büyük sıkıntı çekiyoruz. Araçlarımızın mesela bazı arkadaşlar yeni araç almışlar. Bu zamdan etkilenmemişler. Tamam kardeşim seviniyorsun da. Bir dahaki sefer değiştiremeyeceksin aracını. Öbür arkadaşımız değiştiremeyecek. İşte bu sebepten hem böyle faizsiz bir kredi istiyorum hem de esnafıma bizim ÖTV'lerimiz %4 ile %1. Muhakkak KDV'den bir muafiyet muhakkak gerekiyor. Bu konuda da yetkililere özellikle seslenmek istiyorum. Şimdi yeni fiyat düzenlemesi gerekiyor deyince ulaşımda da fiyat düzenlemelerini konuşalım. İstanbul'a zam geldi. İzmir'e gelecek mi? %27 miydi? İstanbul'a %27 diye bir karar çıktı ama ben İstanbul'la hemen irtibata geçtim. Bu konuda arkadaşlar net bir şey söyleyemiyorlar. O da çıktı diyor fakat net bize rakamlar iletilmedi dedi. Şimdi bizim rakamlar zaten İstanbul'un gerisinde. Bizim de muhtemelen aynı şekilde aynı paralelde gidecek diye düşünüyorum. Ve bu konuda esnaf da hiçbir şekilde mağdur olmayacağı şekilde bunun ön görüşmelerini yaptık. Burada rakamı açıklarsam, oranı açıklarsam belki gerçekleşmeyebilir. Çünkü ben prensip olarak çıkmayan bir kararı şu şekilde veyahut da bu şekilde hiçbir zaman lanse etmedim bugüne kadar. Ama şu anda konuşulan bir şeyler var ama resmiyette yok. Dolayısıyla yani İstanbul'da da resmiyette aslında karar alındı diyor. Odaya sordum. O da bana bir mesela 0-1 kilometre, 0-2-0-3 onlara birer kilometrede aşıyor. Sonra ikişer kilometrede bir rakam söyleyemiyor. Net rakamı aldıktan sonra zaten İstanbul, İzmir ortak hareket ediyor belediyeler. Bu konuda esnafın mağdur olmayacağı bir rakam çıkacak. O zaman İstanbul'da da net değil şu an. İstanbul'da yani net değil. Biz %27'yi konuşuyoruz ama %27'yi konuşuyor ama yani bu biraz şimdi hemen zam deniyor. Bu da biliyorsunuz Türkiye'deki olay çok gündemde. Bunun da algı politikası çok güzel yapılıyor. Birisi ekmek fiyat artışı, birisi de okul servis aracı. Şu anda biz özel okulların aldığı taşıma ücretlerini şu anda onları da İstanbul'da yaklaşmış değiller. Arkadaş anlatıyor. Bizde de aynı şekilde aynı durum söz konusu. Muhakkak bu düzenlemenin olması gerekiyor. Buna da bu paydaşlar, bu toplantıdaki, kuruldaki arkadaşlar hepsi yani hemfikir. Çünkü araç fiyatları olsun, bu yedek parçalar olsun. Mesela bir markasını söylemeyeyim. Biz balon lastikleriz. Türkiye'nin veya dünyanın marka olan iki tane firmasının yeni model arabaların geniş teker arkada. Bunlar 6000 lira yakın teker. Bir tane lastik. Bu 2000 lira olan lastik 1800 lira. Şu anda 6000 lira. Ve piyasada yok. Bir de böyle şeyler var. Stokçular var. Tabii. Bir de stokçular var. Dolayısıyla burada kalkıp da yani ben inanıyorum ki yetkililer bunu görecekler. Ve bizim üst kuruluşlarımızdan
yani mutfakta olan bizlerden bu konuda görüş alırlarsa bu konuda çok kısa sürede neticeye varız diye düşünüyorum. Bir taraftan da sorunları siz zaman zaman geliyorsunuz, anlatıyorsunuz. Şunlar bir an önce çözülsün, bunlar bir an önce. Benim en çok aklımda kalan belgeler. Hırsız sayıyorsunuz ya, bu belgede, bu belgede, bu belgede var, bu belgede var diye. Gerçekten onu hiç unutamıyorum. Aklım almıyor herhalde, ondan unutamıyorum. Çözümü noktasında bir şeyler yeni yıldan bekleniyor mu bilmiyorum, gelir mi? Zaten yani bir davet olduk sizlere. Önce kurumunuza çok teşekkür ederim. Biz böyle bir imkanları sağladığınız için. Buna söyleye söyleye personel taşıma imajında yaklaşık 22 tane belgeyi 7 belgeye düşürdük. Bunun ha, düştü. Hayır, süper. Benim içime dert oldu çünkü o belgeler. 7 belge düştü. Allah izin verirse şimdi bir başımızda tatlı dert var. Mesleki yeterlik belgesi anlatmıştım ya. Evet, evet. Mesleki yeterlik belgesi için bizden mesleki yeterlik belgesi istiyorlar demiştim ya. Hı hı. 4 seneden beri uğraşıyoruz. Yalnız ben uğraşmıyorum. Türkiye genelinde herkes uğraşıyor. Son süreçte ben biraz daha fazla uğraşmaya başladım. Yine inanın 4 defa Ankara'da görüştüm. Şimdi Sayın Bakanımızın önündeymiş. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı bu belgenin yönetmelikten çıkmasına sakınca yoktur dedi. Milli Eğitim Bakanlığı bu belgenin okul servis araçları yönetmelikten çıkmasına sakınca yok dedi. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü çıkarılmasına sakınca yoktur dedi. Sayın Bakanımızın önünde inşallah ben bu belgenin kısa sürede yönetmelikten çıkartılacağı yönünde bir çalışmanın hızlanıp önümüze getirileceğine inanıyorum veya inanmak istiyorum. Çünkü aslına baktığınız zaman bizim zaten yani 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu'na göre SRC belgesi aynı zamanda mesleki yeterlik belgesi. Hı hı. Bunu ilk çıktığı günden beri anlatıyorum. İlk çıktığı 4 seneden beri anlatıyorum. Birisi 2006'da çıktı. Bu yönetmelik de 2017'de değişti. Hep anlatıyorum, izah ediyorum. Bugüne kadar geldik. İnşallah çözülecek. Çünkü enteresan bu mesleki yeterlik ve çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın vermiş olduğu bir belge. Birisi de Ulaştırma Bakanlığı'nın vermiş olduğu belge. Öyle bir anlatmışlar ki algı politikasında şimdi kamuoyundan da korkuluyor. Ufak tefek kazalar oldu. O kazalarda daha önce de burada sizlerin bahsinde kamuoyunu anlattığım gibi yani kaza olur. Olmaz değil. Ama tedbir sizden, takdir Allah'tan. Ama okul orada, servisi evet, kazası. Ona, işte, hemen okul servisleri. Aslında bunlar okul servisi değil. Değil. Evet. Anlatmış. Hep bunları anlattık. Korsanların yapmış olduğu. Ama işte olduğu, bakın yine de okul servisi sorumuz, mi diyoruz? Akılları öyle tabii, kazanıyor. Tabii tabii. Yani bir algı politikası veya beyinde öyle kalıyor. Yani biz burada defalar siz bu konuda evet. Yani beraber bize bu zamanı ayırdınız. Bu konularda en az bizler kadar da bilgi sahibi oldunuz. Ama okul servisi deniyor. Tamamen orada belli bir takım çıkar grupları bunu hemen lanse ediyorlar. Servislerde kaldırırsak tabii bakan da korkuyor yani kaldıracağız. Yarın bir gün olmayacak bir şey olur. Ne yaparız? Hı hı. Çünkü her zaman da mesela bizim diğer yönden fiyatlarda da oluyor. Mesela İzmir şu kadar yaptı, öbürleri bu kadar yaptı. Ama bir baktığınız zaman bir bakın önce bizim fiyatımız gene diğer illerden en uygun olan oluyor. Ama maalesef o algı politikasında öyle bir hava yaratılıyor ki yani biz bunu çıkartmayalım. Ve tabii yani herkes de korkuyor, elini taşın altına koymak istemiyor. Aslına baktığınız zaman o belgeyi almak için o sınava girerken senden gene mesleki yeterlik belgesi istiyorlar şaka gibi. İnşallah bunları anlatıyoruz, federasyonumuz da anlatıyor. Ben yetkililerin bu konuda ben geri ne yapacağını... Bunların hepsi bir de para tabii ayrı ayrı değil mi? Bu zaten bir para tuzağı bence. Bir para tuzağı yani çok enteresan bir sınavını görseniz gülersiniz yani. Böyle bir enteresan bir şey olmaz. Bir de işin enteresan tarafı şu. İlk sınavda mümkün olduğunca vermiyorlar ve sınavda bırakıyorlar. Yani biz çok ciddi sınav yapıyoruz diye. İkincide veriyorlar. Yani göreceksiniz vallahi tiyatro. İnanın tiyatro. Yani kim varsa istediği her platformda da bunu tartışmaya hazırım. Okul servis araçlarında dediğimiz gibi belgelere baktığımız zaman Allah aşkına 28 tane belge isteniyor. Ya bunlar inanın ben önümüzdeki günlerde inşallah Allah nasip ederse bununla görüşmelerini yapıyoruz. Ve nasipse bunu da mümkün olduğu kadar asgariye düşürmek için gereğini yapacağız. Ama yönetmelik istiyor bunda işte burada. Personel servis taşımacılığı rahatlıkla yaptık da bunun yönetmelikte tekrar gözden geçmesi lazım. İşte defalarca bu konuda biz
çalışmalar yaptık. Bu yaptığımız çalışmalarda hep bunları anlattık. Taslaklar üzerinde yaptık. Ben aynı zamanda Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu Danışma Kurulu'ndayım. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Türkiye Karayolu Yolu Taşıma Meclisi'ndeki tek oda başkanıyım. Yani gerek TOBB'un, gerek TESK'in, TUŞOF'un, İzmir Esnaf Birliği'nin katkılarıyla bunları her platformda ben dile getiriyorum. Bizim çok değerli başkanlarımız da bu konuda bize yardımcı oluyorlar, önümüzü açıyorlar. Kendileri de o platformlarda gelip bizlere katkı koyuyorlar. Hı hı. Ama maalesef bunları göremiyoruz. Yani hiçbir şekilde orada 3 tane 5 tane bürokrat bu konuda bakanlığı da ve en üst makamları dahi, Cumhurbaşkanlığı dahil buna, bakanlıkları dahil istedikleri gibi yanlış yönlendiriyorlar. Yani öyle bir veriyorlar, öyle bir yani program, öyle bir hazırlık, öyle bir sunum yapıyorlar ki, hı hı. Yani orada siz dahi olsanız acaba dersiniz ve kabul edersiniz. Hı. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Ya İslam'ın şartı 5, haddimizi bileceğiz 6. Ve tekrar şunu söylemek istiyorum. Yani yalnız bizim sektör değil, tüm sektörlerde bu sıkıntı var. Arkadaşlar, bu işin ihtisas odaları var. İlgili ihtisas odalarına bir alışveriş yapılsa, bir görüş sorulsa, bu daha sağlıklı olur. Bu sorunları da yaşamayız. Biz daha önce okul servis servisleri yönetmeni çıkmadan önce defalarca toplantı yaptık. Sonra bir baktık ki elimizde bulduk, kucağımızda bulduk yönetmeliği. Bizi çağıracaklar, taslağı vereceklerdi. Yani bir bürokratın makam mevkisi ne olursa olsun, esnafın kaderi onun iki dudağının arasında kalmamalı. O bürokrat da sorumluluğunu bilmeli. Yani bu 15 Temmuz'a kadar bazı zihniyetler vardı. İnsanlar belli makamlara gelmiş. Ben varsam millet var diyordu. Artık o 15 Temmuz'da bu yıkıldı. Evet. Millet varsa devlet var. Ve bunun en güzel cevabını dünyada Türkiye verdi. Biz bu konuda esnafın ve vatandaşın yalnız bizim sektörde diye değil, diğer sektörlerde de o serzenişlerine muhakkak kulak verilmesi lazım. Çünkü esnaf, bilhassa esnaf, baktığınız zaman bu ekonominin omurgası. Ve bizim beraberinde biz bu ekonomide bir lokomotifiz. Çünkü biz bir katma değer yaratıyoruz. Bizim belki vergi konusunda şöyle diyebilirler, böyle diyebilirler ama kullandığımız her şeyde dolaylı vergi veriyoruz. Yani akaryakıtından tutun yedek parçaya kadar, aracına kadar burada kayıt dışı olan herhangi bir işlem yok. İşte tekrar bu esnafın, yani ekonominin omurgası olan küçük esnafın ayağa kalkması için muhakkak bu faizsiz kredinin verilmesi lazım. Bu araç fiyatlarının tekrar bir revize edilmesi lazım. Bununla beraber muhakkak KDV'de bir muafiyet muhakkak yapılması gerekiyor. Ve artı bununla beraber her zaman söylediğim bir olay var. Bu vergilerle beraber bir parametre yapalım. Bizim ve tüm ticari araç kullananlara bir pozitif ayrımcılık yapıp kullandığı vergiyle yaptığımız o parametrede ucuz akaryakıt almasını sağlamamız lazım. Hı. İndirimli akaryakıt almamız lazım. Eğer biz indirimli akaryakıt alırsak, çünkü maliyetin bir ekonomideki en büyük maliyet ekonomisinde akaryakıt, dolayısıyla ulaşım, yani lojistiğin getirmiş olduğu bir enflasyona katkısı var. Eğer biz bunu biraz daha indirebilirsek, normal şartlarda bu ekonomideki bu aşırı fiyat yükselmesine de bir nebze olsun katkı koymuş ve frenlemiş oluruz. Hı hı. Yani burada tamamen burada yetkililerle beraber oturalım diyorum. Ödediği vergiyi de bir çarpan yaparız. Bir parametre yapılır. O oranda indirimli akaryakıt alır. Dolayısıyla kayıt dışı ekonomiyi de bir nebze olsun önlemiş oluruz diye düşünüyorum. Hı hı. İnşallah bunlar olur. Bu arada bu mesleki yeterlilik belgesinde bir tarih var mı? Şu tarihe kadar herkes almalı şöyle, gibi. Biz bu konuda ben yetkililere İzmir'de belediyemize, sayın valimize, il emniyet müdürümüze, trafik denetleme şube müdürümüze hepsine çok teşekkür ediyorum. Bunlar da yaşadığımız bu sıkıntıyı, bu geçen süreci bildikleri için. Bu süreci biz daha önce 31 Aralık'ta son tarih bu
okul servis araçlarının ruhsat çalışması bu 31 Ocağı kadar, yani Ocak ayının sonuna kadar ertelendi. Çünkü bize gelen cevapta muhakkak bunu yıl sonuna kadar halledeceğiz dediler veya en kötü şartlarda 15 Ocağı kadar bu kesinlikle, yani Ocak ayının içinde sonuna gelmeden bu işi kesinlikle çözeceğiz. Çünkü bütün her şey hazırlandı. Bu bilgi notları verildi. Şu anda makamda Sayın Bakanımızın önünde. Ben dün az önce de programımızın başında söylediğim gibi dün 4 kere 5 kere görüştüm Ankara'yla. Bir olumsuzluk yok. Bunu da buradan rahatlıkla söyleyebilirim. İnşallah bu yönetmelikten çıkartılacak ve bir oh diyeceğiz. Yani şunu bu yüzden merak ettim. Hani başvururlar, mesleki yeterlik belgesi alırlar, 2 ay sonra iptal edilir, paraya yazık. Zaten alanlar oldu. Bir kısım arkadaşlar oldu. Bunları ikaz etmemize rağmen alan arkadaşlar oldu, parayı verdiler. Bir kısmı devlet o parayı geri verdi. Bir de öyle bir enteresan olay var. Giriyorsun, parayı veriyorsun, sonra size geri veriyorlar parayı. Kardeşim geri vereceksen parayı niye alıyorsun? Yani bunlar hep değişik, belli bir takım kişiler bu işten işte artık belli şekilde, belli imkanlar dahilinde ne yapıyorum bunu da söylemek istemiyorum ama maalesef yanlış bir şey. İnşallah bu uygulama, yanlış olan uygulama ortadan kalkacak diye düşünüyorum. Şimdi son 10 dakikamız da var. Yavaş yavaş sona doğru da yaklaşıyoruz. Seçimlere ayıralım istiyorum bu son 10 dakikayı. Seçime doğru gidiyor o da. Evet. Şöyle bir baktığınızda hem siz kendi açınızdan yani neler yaptınız, gönlüm rahat şunları iyi ki yaptım dediğiniz şeyler neler, bir de bundan sonraki süreçte neler bekliyor üyeleri? Valla klişe bir laf var. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bir defa Yüce Rabbime şükrediyorum. Hamdü senalar olsun. Allah önce sağlık versin. Çok şükür Rabbim bizi vesile kıldı. Türkiye'de şu anda servis taşımacılığında özel bir plaka varsa, yani tahtit veya tahsis varsa, bunu Türkiye'de ilk uygulayan ve gündeme getiren kişi Yüce Rabbimin vesile kıldığı benim. Rabbim bunu bizi vesile kıldı. Türkiye'de bu servis taşımacılığı daha önce emeklilerin bir işiydi. Tarlasını, bağını, bahçesini, traktörünü satan bir araç alıp metropole girip servis taşımacılığı yapıyordu. Veya emekli kişiler torunlarını okula götürürken komşu, yan komşu, arka mahalledeki, ön mahalledeki derken arabası doluyordu, araba alıyordu, servis taşımacı oluyordu. İşte bunun bir zaptı raptı alınması gerekiyordu. Okul servis taşımacılığı bir sektör olması gerekiyordu. Bu konuda gündeme getirdiğim zaman bana herkes güldü. Böyle bir şey mi olur dedi. 93 senesinde ben arabalar tek renk, kasa boyaları tek renk, plakalar tek rakam olacak dediğim zaman ya bu kafayı yemiş dediler, yani tabiri caizse. Çok şükür Rabbim nasip etti. Ve daha önce yalnızca okul taşıtının tanımı vardı. Personel taşıtının tanımını getirdik. Ve umut servis aracının okul servisiyle personel servis aracının birlikte değerlendirmesidir diye. Onda tanımı geldi. Ve bizim yaptığımız bu taşımacılığın ne kadar önemli olduğunu anlattıktan sonra bu taşımacılık sektör haline geldi. Çünkü biz hem emekçilerimizi taşıyoruz, hem de Atatürk'ün bize emanet ettiği bugünün küçükleri, yarının büyüklerini taşıyoruz. Türkiye'nin geleceğini taşıyoruz. Dolayısıyla bir zaptı rapta girdi. Ve sektör olduktan sonra da biz bunun her önüne gelenin yapmasının önüne geçmek ve daha güvenli, daha kaliteli ve otokontrolün daha kolay yapılacağı bir çalışma içine girmiştik. Bu çalışma içinde muhakkak bir tahdit çalışması gerekiyordu. Bu konuda yaptığımız çalışmalar netice verdi. 2 Ekim 1998 tarihinde ilk tescil işlemleri başladı. Ve 15 Mart 1999 tarihinde de tahdit kapsamına alındı. Ve artık bu taşımacılık bir sektör oldu. Her önüne gelenin, her araba alanın yapacağı bir taşımacılıktan çıktı. Ve
tahtit çalışmasıyla beraber geçimini şoförlük mesleğinden temin edebilme şartı getirildi. Beraberinde bizim en büyük, hala Türkiye genelinde de en büyük sıkıntı korsan taşımacılık, kayıt dışı taşımacılık, işte fiilen çalışmakta olan şoför esnafının hak ve menfaatlerinin korunması, otokontrolün yapılması, daha kaliteli, daha güvenli taşımacılığın yapılması amacını içeren 86 Taksim 1553 sayılı Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde araçlarımız Türkiye'de tahtit kapsamına alındı. Ve o günden bugüne baktığımız zaman Türkiye genelinde birçok noktada emeğim vardır. Bütün arkadaşlarımıza yardımcı oldum. Bu konuda da federasyonumuz, Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Sayın Fevzi Apaydın da bana çok büyük katkıları oldu. Önümü açtı. Yardımcı oldu. Ve Türkiye genelinde bunu yaygınlaştırdık. Şu anda tabii hayat devam ettiği sürece sorunlar olacak. Ama genel anlamda baktığımız zaman Türkiye'de en rahat çalışmanın ve en güzel imkanların tanındığı Türkiye'deki lider il, yani ilklerin şehri olan İzmir. Şu anda genel anlamda baktığımız zaman bu konuda en az sorunun yaşandığı ve esnafın daha ekonomik imkanlarının iyi olduğu ilk İzmir diyebilirim. Bunları sağladık. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Ben burada bugüne kadar bana destek olan yönetim kuruluna, denetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Ben esnafımla gurur duyuyorum. Bununla beraber çok güzel bir hizmet binası yaptık. Tekrar bununla da yeterli kalmadık. Esnafın en büyük sıkıntılarından birisi olan Türkiye'nin diğer sektörlerde de bizde de finans sektörü olarak finans sıkıntıları vardı. Bir esnaf kredi kefalet kooperatifi kurduk. Şu anda yani çok çok iyi, en son kurulan kooperatiflerden bir tanesi. Bunu Yüce Rabbim gene beni vesile kıldı. Rabbime hamdü senalar olsun. Ne kadar şükretsem az. Ve bu konuda da esnafın finans açısından her türlü sorunu iddia ediyorum. Yani İzmir'de, Türkiye genelinde bizden daha hızlı çözenin olduğunu kabul etmiyorum. Hodri meydan diyorum. Diğer yönden de tekrar işte sigorta, gerek o zorunlu olan trafik, bunun yanında kasko ve tüm sigorta ihtiyaçlarını gideren bir sigorta limite şirketimiz var. Bu sigorta limite şirketi şahsıma ait değil. Bu tamamen odanın, yani üyelerin. Bu konuda da üyelerimizden destek bekliyoruz. Ve inanın, samimiyetimle söyleyeyim, bizim burada bir ticari mantaliteyle hareket etmiyoruz. Böyle bir ticari kaygımız yok. Ama esnafın kendi sigortası ve bizde 26 tane şu anda sigorta şirketinden poliçe kesebiliyoruz. Bunlara yeterli kalmadım. Bir kendimi yoklayayım dedim. Sigortacıların alması gereken bir SGM kartı var. Hakikaten ÖSYM'de sınavı, bunun çok zor bir sınav. 2 yıl okuyorlar. 2 yıl okuduktan sonra bu sınava giriliyor. Buna girdim, bunu da kazandım. Ha. Aldım onu da. Aldım. Bulunsun diye. Diğer yönden işte dediğimiz gibi şu anda sizlerin programında daha önce sizlerin vasıtasıyla tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Kurumuza teşekkür ediyorum. Bu mesleki yeterlik konusundaki en ciddi çalışmayı yapan o da herhalde biziz. Burada Sayın Federasyon Başkanımız da, federasyonumuz ekibi de çok yardımcı oluyor. Diğer oda başkanlarımızla da bu konuda bakanlıkla yaptığım görüşmeden sonra o arkadaşlarla biraz ateşledik. Onlarla da aynı şekilde bakanlığa yazılar yazdık. İnşallah ondan da netice alacağız. Ve bugün şunu söyleyebilirim. Bu yönetmelikteki aksaklıkların ve bürokratların ben kötü niyetle değil, gözden kaçırdığı diyeyim. Bazı şeylerde yanlış bir takım işlemlerin yapıldığını herkese kabul ettirdik. İnşallah önümüzdeki süreçte
bu yönetmeliğin şu maddeleri değil. Daha önce de sizlerin aslında bunu kamuoyunda paylaşmıştık. Yönetmenin tamamının gözden geçirilmesi yönünde tekrar sıfırdan yapılması şeklinde bir teklifim vardı. Siz de bunları biliyorsunuz. Burada daha önce yayınlamıştık. Yani bir iki maddenin değil, tamamının gözden geçirileceği, yeniden bir yönetmelik yapılmasının elzem olduğunu anlattım. Bunu da kabul ettiler. Bu konuda ben İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, UKM'deki kuruldaki arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Tabii biz bu konularda bu çalışmaları yaparken İzmir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nin önderliğinde yapıyoruz. Bu konuda da ben geçemeyeceğim boş. İzmir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Zekeriya Mutlu'nun da her zaman desteğini arkamızda hissettik. Ve sonuç olarak bu da İzmir'de Türkiye'nin tüm illerine örnek olacak. Çok güzel bir koordinasyonumuz var. Sağ olsun İl Milli Eğitim Müdürümüzle çok iyi diyaloglarımız var. Her zaman olduğu gibi Sayın Valimiz bize bir telefon kadar uzak. Sayın İl Emniyet Müdürümüz bir İzmir sevdalısı. Ona da buradan çok çok sevgi ve saygılar gönderiyorum. Yani müthiş bir İl Emniyet Müdürü'ne sahibiz. Trafik Denetleme Şube Müdürümüz, Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcımız Şamil Bey olsun. Diğer ekip arkadaşlar bu konuda çok destek oluyorlar. Ve inanıyorum ki bu iyi koordinasyonla beraber önümüzdeki süreçte işte başta personel servis taşımacılığında yaptığımız o 22 tane maddeyi 7'ye düşürdük. Okul servis aracına da mümkünse bunları düşüreceğiz. Ve yine şu pandemi sürecinde bir olay daha gündeme çıktı. Daha önce bunu yapmıştık. Okul bahçelerine müsait olan yerlerde veya okul bahçelerinin dış duvarlarının çevrelerinde bekleme yapmadan indirme bindirmenin yapılacağı, çocuklarımız daha rahat, daha güvenli bir şekilde indirme bindirme yapmamızın artık kaçınılmaz olduğunu. Böyle bir cep gibi bir şeyden cep mi bahsediyorsunuz? Yani mevcutları kullanalım diye. Orada gerekiyorsa sizin dediğiniz gibi fiziki bir takım çalışmalar da yapılması. Yani her yerin konumu farklı. Her konumda o okul bahçe duvarlarının, dış duvarlarında otoparkların yasaklanıp çocukların daha rahat, güvenli inip binmeleri için alanların belirlenmesi yönünde bir hemfikiriz. Bununla beraber işte Allah izin verirse tekrar söylediğimiz olay şu. Bizim için çocuklarımız çok değerli varlıklarımız. Türkiye'mizin geleceği. İnşallah bunun yanında daha neler yapabiliriz diye düşünürken hep hayal ediyoruz. Çocuklarımızın daha güvenli, daha sağlıklı ve kontrolü mümkün olacak şekilde projelerimiz var. Bu projelerde her geçen gün günün şartlarına göre revize edip hayata geçireceğiz. Lafımın başında söylediğim gibi bugüne kadar yani Türkiye'de bir çığır açtık diyebiliriz İzmir Odası olarak. Ve biz bu sektörde iddia ediyorum lokomotifiz. Biz yapıyoruz. Bizi takip ediyorlar. Ama tekrar şunu söylemek istiyoruz. Taklitlerimizden sakının. Peki şimdi noktalamamız da gerekiyor. Seçim sakının. Ne zamandı bu arada? Ben herkesi özellikle 16 Ocak'ta Atatürk Stadyumu'nun altında Hakemler Derneği var. Daha önceki yıllarda yaptığımız yerde. Lütfen yani 4 yılda bir kere oluyor. Herkesin muhakkak katılmasını istiyoruz. Ve burada yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı diyoruz. İstikbal için, çocuklarımıza bırakacağımız kutsal miras için, S plakamıza sahip çıkmak için oylarınıza talibim ve desteklerinizi bugüne kadar yaptığınız gibi tekrar bekliyorum. Ve muhakkak sizlerle beraber o genel kuruldan alnımız ak, yüzümüz pak şekilde desteklerinize çıkmak istiyorum. Tekrar söylüyorum. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Taktiklerimizden sakının. Ve tekrar sizlere, hepinize sağlıklı, bol kazançlı ve güzel günler diliyorum. Yılın da son haftasındayız. Evet, sizle de son programımız evet, 2021'in. Evet, yeni yılında tabii yeni yılında çok teşekkür ederim. Hepimize sağlık, sıhhat, afiyet, mutluluk, İnşallah. Başarı getirsin diyorum. Ve 2000
22 yılında inşallah el ele daha güzele, daha iyi bir şekilde bu sorunlarımız da biteceği güzel günler için desteklerinizi bekliyorum. Ve hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Size çok teşekkür ederiz. Sizlere çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, kolaylıklar diliyoruz size de. Yeni yılınız şimdiden kutlu olsun. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, İzmir Otobüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı bizimle birlikteydi. Malumunuz hem oda seçime gidiyor, detaylı bir şekilde konuştuk. Hem projeleri hem de yaşanan sıkıntıları ve bunların çözüm noktasında neler yapılabileceğini değerlendirmeye çalıştık. Programı noktalayacağız. Bizden huzurlarınızdan ayrılacağız. Yarın saatleriniz 9'u gösterdiğinde yeniden merhaba diye bilmek ümidiyle. Hoşçakalın.